Merhaba arkadaşlar, bitkisel tedavi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ebe gümecinin faydalarını anlatacağız. Neymiş bu ebe gümeci? Arkadaşlar, ebe gümeci çoğunlukla yol kenarlarında olan, bazen tarlaların kenarında da bulunabilen, tarlaların direkt içinde de olan şifalı bir bitkidir arkadaşlar. Normalde herhangi bir yan tesiri yoktur. Çevremizde rahatlıkla bulabileceğimiz, yatıştırıcı ve yumuşatıcı özellikleri olan kokusuz bir şifalı bitkidir ebe gümeci. Marul gibi salatası yapılabilir. Ispanak gibi yemeği, menemeni yapılır. Ihlamur gibi de çayı yapılır arkadaşlar. Ebe gümeci kabızlığa karşı çok etkilidir. Böcek ısırması veya sokması gibi durumlarda ebe gümeci kaynatılıp böcek ısırılan yere sık sık pansuman yapılır. Ebe gümecini lapa yapıp çıban olan yerlere bağlanırsa çıbana iyi gelmektedir. Bu denenmiştir, test edilmiştir. Özellikle çıban olan yerlerinize lapa yapıp bağlarsanız çok iyi geliyor arkadaşlar. Akşamları geldiniz, yorgunsunuz, yorgun ayaklarınız şiş. Yorgun ve şiş ayaklar için ebe gümeci kaynatılıp ayaklar bu suda bekletilir. Bu şekilde ayağınızdaki tüm yorgunluğu alıyor. Ayrıca diş ağrısı için ebe gümeci otu kaynatılıp balla tatlandırılıp içilmeye devam edilir ve gargara yapılır. Ebe gümeci otu kaynatılıp balla tatlandırılıp içilirse boğaz, mide, bağırsak ve mesanedeki iltihapları kurutur. Ayrıca idrar söktürücüdür. Biberiye ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir. Astım ve bronşite de iyi gelir. Ebe gümeci otu sinir otu ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilirse astım ve bronşite karşı çok faydalıdır arkadaşlar. Ebe gümecini rahatlıkla bulabilirsiniz. İster köyde olun, ister şehirde. Şehirde bile yani ben görüyorum. Her taraftan çıkıyor. Yani çok bereketli bir bitki. Köyde zaten köyün her yerinde var arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Sahip çıkılması gereken bir bitki. Çoğu bitkinin kıymetini bilmiyoruz. Yol kenarlarında görüyoruz ama bu neymiş deyip geçiyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani bundan hem kahvaltıda yemek çıkıyor, hem akşam yemeği için yemek yapabilirsiniz. Bunun sarmasını dahi yapıyorlar. Hem de şifalı bir bitki. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar.